Kağıt, naylon, metal, bakır gibi atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle tekrar işlenip ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına katkı sağlayan Hurdacı Muhsin, 30 kişilik bir ekiple aile şirketi olarak hizmet veriyor. Firma geri dönüşüm sektöründe yeni yatırım kararı alıyor. Geri dönüşüm terim olarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması anlamına geliyor. Yerüstü madencileri olarak da ifade edilen sektör temsilcileri ekonomiye olduğu kadar çevreye de katkı sağlıyor. Hurdacılık ve metal sektöründe 30 yıllık tecrübeyle hizmet veren Hurdacı Muhsin, İzmir'de hurda bakır, alüminyum, çinko alım satımı ve bina yıkım işlerinde faaliyet gösteriyor. 1985 yılında 3 tekerlekli bir tane arabamla geri dönüşüme adım attım diye değerlendiriyorum. Tabii 1990 yıllarında bir tane iş yeri kiralayıp kendi işimizi kurduk. 2 kişilik bir şirketti o zaman, mini bir şirket. Daha sonra basamak basamak şu anda 30 kişilik bir kadro sahibiz. Firma aile şirketi olarak yoluna devam ediyor. Biz aile şirketiyiz. Bu personelimizin çoğu akrabadır. Bu arada sizin huzurunuzda akraba ve bütün ekibime, kadroma huzurunuzda teşekkür ediyorum gayretlerinden dolayı. Gerçekten bir işverenin başarılı olabilmesi için yegane temellerinden bir tanesi ekip işidir. Yıllık 400 ton bakır, 3000 ton metal alüminyum, 200 ton plastik, 150 ton naylon ve 1000 ton kağıt, karton toplanıp ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm döngüsünde yerini almak üzere ilgili işletmelere gönderiliyor. İzmir Karabağlar'da faaliyet gösteriyoruz. Bu esnada yaptığımız alanlar, kendi iş yerlerimizde paketlemeyi yapıyoruz, ayrıştırmayı yapıyoruz. Kablo kırım dediğimiz kablo kırma makinemizde kabloyu ayrıştırıyoruz. Öbür makinemizde de kabloyu soymayı gerçekleştiriyoruz. Şimdilik bu alanda 30 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyoruz. Yatırımlar sürecek diyor Muhsin Temur. Hem ekonomiye hem istihdama katkısını artırmak istiyor. Düşüncemiz, temennimiz bu 30 kişi neden 300 kişi olmasın? Neden 3000 kişi olmasın diye belirli hedeflerimiz var. Allah nasip ederse inşallah hedefimize doğru da ilerlediğimize inanıyorum. Muhsin Temur, sektörde olmazsa olmazlarımızdan biri beyaz eşya grubu diyor. 30 yıldır geri dönüşüme katkı sağlayan Temur, ellerine ulaşan beyaz eşyaların sağlam parçalarını yedek parça olarak değerlendirirken, tamiri mümkün olmayan parçaların ise geri dönüşüme gönderildiğini dile getiriyor. Biz beyaz eşya işine de çok önem veriyoruz. Yani normal geri dönüşüme aldığımız beyaz eşya dediğimiz beyaz eşyaları biz onların tamirini ve yedek parçasını da yapıyoruz. Yani hem işe yarayanlarını parçalarını yedek parça olarak değerlendiriyoruz. Yok eğer ki hurdayla alakalıysa biz onları paket bölümüne gönderiyoruz. Bir basamak üzeri gerçekten aldığımız beyaz eşyalar güzelse bunların tamirini, bakımını yapıp başka bir alana gönderip orada pazarlıyoruz. Dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılıyor. Örneğin yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlıyor. Plastikten kartona, çöp diye görülen her türlü atığın değeri olduğu anlaşılıyor. Muhsin Temur, İzmir merkez olmak üzere Ege bölgesine hitap ettiklerini söylüyor. Hurda tenikedir vesaire, plastiktir, naylondur. Tabii bunların da toplamasını yapıyoruz. Bunları da ayrıştırıp pazarlamasını şu anda İzmir Ege olarak faaliyet gösteriyoruz. Ege bölgesine cevap vermeye gayret gösteriyoruz. İzmir'de faaliyetimiz iş yerimize sınırlı değil diyor Muhsin Temur. Yıkımlarda da sorumluluk üstlendiklerini dile getiriyor. Sadece bizim iş yeriyle sınırlı değil bizim faaliyetimiz. Ege bölgesinde otel yıkımı,
inşaat yıkımı ve ne bileyim yani herhangi inşaatlardan çıkan geri dönüşümlere anında ve yerinde müşterilerimize cevap verebiliyoruz. Bu arada yine sizin aracılığınızla bizi tercih eden bütün müşterilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bizler onlara daha uzun yıllar hizmet etme gayretindeyiz. Timur, tercih edilmelerini 30 yıllık tecrübelerine ve düzenli çalışmalarına bağlıyor. Sizin düzenli ve düzgün çalışmanız lazım ki onun için sizi tercih etsinler. Bunun için de tabii eksiklerimiz olabilir, yetişemediğimiz yerler olabilir. Ama bunu şunu yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadar yetişmeye ve müşterilerimize cevap vermeye çalışıyoruz. Atıkları değerinden alıyoruz diyen Muhsin Temür, fiyat avantajı ve güler yüzlü hizmet tercih edilmemizin diğer nedenleri diye devam ediyor. Temür kendine, işine ve ekibine büyük bir güven duyuyor. Karabağlar dediğimiz zaman 150-200 civarında bir firmanın küçüklü büyüklü burada faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Sizi tercih etmenin, müşterinin birinci olması olmazlardan bir tanesinin sizin hem fiyat konusunda hem güler yüzlü ekibinizin olması dolayısıyla ben iddialıyım derken az önce bahsettiğim gibi yine şunun üzerine basarak söylüyorum. Benim ekibim aile firması olduğu için ben ekibime güvendiğim için benim başarılı olacağıma inanıyorum. Geri dönüşüm alanında faaliyet gösterenlerin önemli bir kısmının Niğdeli olduğu tespitinde bulunan Muhsin Temür, hemşehrileri rakip olarak görmek bir yana onları kardeş firma ilan ediyor. İzmir'de sadece bu geri dönüşümde uğraşan 7000'in üzerinde Niğde'nin Çayırlık kasabasından nüfusumuz var. Bu da tabii aşağı yukarı 1000'in üzerinde bir şirketin faaliyet gösterdiği noktası çıkıyor ortaya. Bu arada bunlara da bütün hemşerilerime, kasabalı kardeşlerimize Allah hayırlı işler versin diyorum. Karabağlar'da birkaç ayrı alanda sürdürülen faaliyeti tek bir merkeze toplamak öncelikle hedefi Muhsin Temur'un. Biz Karabağlar'da şu anda aşağı yukarı 15 yıldır gibi bir faaliyet gösteriyoruz. Bizim burada Allah razı olsun hiçbir sıkıntımız yok şey olarak ama bizim kendi sıkıntılarımız, firmamızın ve şirketimizin sıkıntılarından bir tanesi yer alanımızdır. Yani şimdi biz nasipse hedeflediğimiz noktalardan bir tanesi neden bizde öbür kardeş firmalar gibi İzmir'in dışında daha büyük bir alanda faaliyet göstermeyelim diye düşüncelerimiz var. 30 yıllık birikimle anıları da toplayan Muhsin Temür, eski, kullanılmaz görülen değerli eşyaların koleksiyonunu yaparak tarihi belleğe de tanıklık ediyor. Gün gelir belki geri dönüşüm müzesi için de ilk adımı biz atarız diyen Muhsin Temür, bugüne dek kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek sözlerini noktalıyor. Çalıştığımız firmalara, alışveriş yaptığımız firmalara sizin aracılığınızla hepsini ayrı ayrı ismini saymam mümkün değil. Teşekkür ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Yine bizi dinleyen bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, müşterilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, bizi takip etmeye devam etsinler. Yine bizlere kırmayıp da buraya kadar gelen Kanal A ekibi olarak sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.